Bundan 2 yıl önce ilk podcast'imi yaptığımda bu küçük girişimin hayatımı bu kadar değiştirecek bir faktöre dönüşeceğini hiç düşünmemiştim. Bugün podcast bana para kazandırıyor, bugün podcast ana işimi büyütmeme neden oluyor, bugün podcast yeni insanlarla tanışmamı sağlıyor, podcast bana çok iyi geliyor. Ben herkesin bir podcaster olabileceğine inanıyorum. Dünyaya anlatacağınız ilginç bir şey varsa, dünyaya öğretebileceğiniz bir şeyler biliyorsanız veyahut da kafa yorup çalışıp bunları öğretebiliyorsanız siz de bir podcaster olabilirsiniz. Ve bir podcaster olmak tıpkı bende olduğu gibi sizin de hayatınızı değiştirebilir. Bugün size neden podcaster olmanız gerektiğini somut sebeplerle benim hayatımda örnekler anlatmaya çalışacağım. Eminim ki beni dinledikten sonra, beni izledikten sonra siz de kendi podcast kanalınızı kurmayı ciddi ciddi düşünmeye başlayacaksınız. Ama önce sizden küçük bir ricam var. Platin Dergisi en son kitabım olan Haddini Aşı, 2021 yılının en ilham veren 3 iş kitabından birisi olarak belirlemiş ve bir halk oylaması başlatmışlar. Yukarıda ve aşağıda linkini veriyorum. www.işkitaplarıödülleri.com adlı sitede gidip oy verebiliyorsunuz. Bu 3 kitaptan birinci seçilmeme yardımcı olabilirsiniz. Bugün 6 Aralık 2021, ben Bora Özkent. 290. bölümde size neden podcaster olmalısınız, podcaster olmak hayatınızı nasıl değiştirir, işte bunları anlatmaya çalışacağım. Podcaster olmanın birinci ve en somut faydası para kazandırıyor olması, hoş bir yan gelire dönüşmesi. Nasıl oluyor bu? 3 ayrı yolu var. Bunlardan ilki sponsorlar almak. İyi podcastler, kitlesi büyük olan podcastler reklam verenlerin ilgisini çekiyorlar. Ben de biliyorsunuz zaman zaman podcastlerime sponsor oluyorum ve hiç de fena para kazandırmıyor bu. Podcast'tan para kazanmanın ikinci bir yolu bağış toplamak. Patreon.com gibi siteler bağış toplamanıza yardımcı oluyorlar. Eğer izleyicileriniz sizi çok seviyorlarsa ve podcast hayatta kalsın istiyorlarsa size para yardımında bulunabiliyorlar. Podcast'in size para kazandırmasının üçüncü bir yolu daha var. Ana işinize olan pazarlama desteği. Ben mesela podcast'im sayesinde daha fazla e-rehber satabiliyorum, daha fazla eğitim satabiliyorum. İnsanları Haddini Aş kulübüne daha kolay davet edebiliyorum. Bu da hoş bir fayda çünkü çok güçlü bir pazarlama aracı bu. Bu üç ana yolun dışında şunu da biliyoruz ki Apple Podcast ve Spotify gibi büyük platformlar yakın zamanda podcasterlara para kazandırmak konusunda yeni fikirler ortaya çıkaracaklar. Aslında Avrupa'da ve Amerika'da bunların bir kısmı işliyor. Önemli podcasterlar büyük paralara transfer oluyor. Bölüm başı paralar teklif ediliyor onlara. Çünkü bu sitelerde ne istiyorlar? Kaliteli içerik üreticileri istiyorlar. Belki podcast'inizden para kazanmak istemiyorsunuz ama bir takipçi inşasına ihtiyacınız var. Pazarlama için, kendinizi duyurmak için veyahut da sırf hoşunuza gittiği için o zaman da podcast çok işe yarıyor. Kendi tecrübelerimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki podcast bir takipçi inşasında blog yazmaktan da, video yapmaktan da, Instagram paylaşımlarından da daha çok işe yarıyor. Çünkü insanlar podcast'leri her an dinleyebiliyorlar. Videonuzu izlemek için ona bakmaları lazım. Kitap okumak için kendini ona vermeleri gerekiyor. Oysa podcast her an dinlenebiliyor. Spor yaparken, yürüyüşte, araba kullanırken, hatta iş yerinde ekrana bakıyormuş gibi gözüküp hülyalara dalarken. Bundan dolayı podcast çok hızlı büyüyen bir şey. Çok sayıda içerik üreticisi şunun farkında. İnsanlara hitap etmenin en kolay yollarından bir tanesi onların kulaklarına sesleniyor olmak. Bu da büyük bir takipçi kitlesini çok hızla inşa etmenize yardımcı oluyor. Büyük bir takipçi kitleniz olduğu zaman bunu ilk maddede olduğu gibi paraya çeviriyor olabilirsiniz. Veyahut da bu büyük takipçi kitlenizi fikirlerinizi onlara aşılamak, bir değişim yaratmak, bir misyonun peşinde koşmak hepsi olabilir. Bu yönlerde de kullanabilirsiniz. Bu yönden podcastler çok güçlüler. Podcast'in üçüncü önemli yönü çok ciddi bir derin ilişki kurmanıza neden oluyor. Yani bu yönden videodan biraz daha geride olabilir. Çünkü özellikle Türk halkı biraz daha insanı görmek de istiyor. Ama yazı yazmaktan veya Instagram'da fotoğraf paylaşmaktan çok daha güçlü bir araç olduğunu söyleyebilirim. Niye? Çünkü insanların kulaklarına sesleniyorsunuz. Onların beyinlerine doğrudan giriş yapıyorsunuz. Bu nedenle eğer kaliteli bir içerik hazırlıyorsanız ve ses ekipmanınız vesaire düzgünse ve biraz da belki sesinizi güzel kullanabiliyorsanız bu durumda insanlarla derin ilişki kurma şansınız var. Ben şu anda haftada en az 3 podcast yapıyorum ve yapmadığım zaman takipçilerimden "Hocam iyi misiniz? Her şey yolunda mı?" diye sorular geliyor. Her podcastimden sonra onlarca mail alıyorum. Podcast'teki konular hakkında sorular, yorumlar, eleştiriler bazen kızgın insanlara rastlıyorum. Bunlarla karşılaşıyorum. Bu ama onlarla ilişkimin derinleştiğini gösteriyor. Evet, Instagram'da like almak, YouTube'da yorum almak da mümkün. YouTube kuvvetli bir araç bu konuda. Veya Twitter'da işte retweet edilmeniz. Ama benim gördüğüm podcast'in başka bir etkisi var burada. İnsanlarla gerçekten derin bir ilişki kuruyorsunuz. Sadece yazarak asla kuramayacağınız bir ilişki bu. Podcast yapmanın üçüncü ve büyük bir faydası da
belli bir konunun otoritesi haline geliyorsunuz. Mesela biliyorsunuz ben son zamanlarda Metaverse üzerine epeyce durdum. Ne oldu biliyor musunuz? Pek çok büyük kurum şu anda Metaverse konusunda benden eğitimler ve konuşmalar alıyor. Ben bu eğitimleri ve konuşmaları paraya çeviren bir insanım. Bana öyle bir somut faydası var. Ama eğer bundan para kazanmayı düşünmüyorsunuz bile şahınızın yürümesi, yeni ilişkiler kurmak, kişisel markanızın güçlenmesi konusunda gördüğüm en kuvvetli araçlardan bir tanesi podcast yapmak. Podcast yapmanın dördüncü ve çok büyük bir faydası da network inşa etmenize, yani bir ilişki ağı inşa etmenize çok yardımcı oluyor. Özellikle de konuklu podcastler yapıyorsunuz ki son dönemde biliyorsunuz ona yönlendim. Konuklarınızı öğreniyorsunuz, onları tanıyorsunuz, onların network'üne dahil oluyorsunuz. Ve bu sizi gerçekten çok güçlendiriyor, çok kişisel gelişime de yardımcı oluyor. Artı biliyorsunuz güçlü bir ilişki ağı pek çok kapıyı açan Türkiye'deki en temel anahtar. Bu nedenle konuklu podcastler yapmayı çok zenginleştirici buluyorum. Son dönemlerde ben de bunu kuvvetlendirmeye çalışıyorum ama solo podcast'ın tadı başka çünkü solo podcast'te de kısa bir sürede karşı tarafa mesajlarınızı aktarabiliyorsunuz. Podcast yapmanın beşinci bir faydası daha var ve bence bu en önemlisi. Nedir biliyor musunuz? Kişisel gelişim. Podcast yapmak demek insanların önüne onlara anlatacağınız bir şeyler olma iddiasıyla çıkmak demek. E ne anlatacaksınız? Var öyle podcast kanalları, geyik yapıyor, eğleniyor, o da tamam. Ama ben içerik üretmeyi, İnsanları geliştirmeyi, insanlara dünyada pek belki farkında olmadıkları veya yeterince kafa yormadıkları şeyleri anlatmayı, kişisel gelişimlerine yardımcı olacak önerilerde bulunmayı seviyorum ve bunu yapabilmek için benimle kişisel olarak gelişmem, her bölüm için okumam, araştırmam, incelemem gerekiyor. Bu nedenle şunu somut olarak söyleyebilirim. Podcast yapmaya başladığımdan beri daha iyi bir versiyonuma geçtim, daha fazla şey biliyorum ve bu beni bir yandan da genç tutuyor. Çünkü sürekli okumak, araştırmak beyin için muazzam olumlu bir şey. İnsanlar önüne canlı bir sesle çıkmak da önemli. Bu beni kişisel olarak da genç tutuyor, canlı tutuyor. Evet, podcast yapmanın 5 önemli faydasını sıraladık. Peki podcast yapmak kolay mı? Siz de yapabilir misiniz? Vallahi çok kolay. Mesela video yapmaktan çok daha kolay. Ben şu anda eğer beni YouTube'da izliyorsanız bu videoları yapmak çok daha büyük emek gerektiriyor. Işıklandırması, montajı, her şey daha zor açıkçası. YouTube'da öne çıkmak son derece zor, inanılmaz rekabet var. Podcast bunlarla kıyaslayınca son derece kolay. Bir kere ışık yok, kamera yok, görüntü yok. Sadece sesle bu işi yapıyorsunuz. O zaten süreci bayağı basitleştiriyor. Artı podcast yapmak için ekipman ihtiyacı da çok fazla değil. İyice bir mikrofona ihtiyacınız var ki ilk başta aslında cep telefonunuzun mikrofonuyla bile başlayabilirsiniz. O kadar. Geri kalan her şey neredeyse podcast dünyasında bedava. Podcast'ınıza bir kapak yapmanız lazım. O da son derece kolay. Podcast'inize içerik düşünmek o kadar kolay değil ama yapılabilir bir şey. Ve düzgün içerikleri basit bir mikrofonla belli platformlar üzerinden kaydederseniz o zaten kendi kendine yayılıyor, dağılıyor ve insanların hayatına girmeye başlıyor. Bütün bu anlattıklarımdan sonra eğer podcast yapmak gerçekten ilginizi çekmişse ve bunu nasıl yaparım konusunda daha detaylı bilgiye ihtiyacınız varsa size iyi bir haberim var. Yukarıda ve aşağıdaki açıklamalarda linkini bırakıyorum. Aralık ayında Nasıl Podcaster Olunur isimli bir eğitim düzenliyorum. Kendi podcast maceralarıma orada değiniyor olacağım. Konu seçimi nasıl olur, platform seçimi nasıl olur, mikrofon seçimi nasıl olur, devamlılık nasıl sağlanır, izleyici kitlesi nasıl büyütülür, para nasıl kazanılır podcast'ten, tanıtımı pazarlaması nasıl yapılır, asıl işlerine faydası nasıl artırabilirsiniz? Bütün bu konuların detayına gireceğimiz tam günlük bir eğitim yapacağız. Umarım eğer bugünkü konu ilginizi çekmişse siz de bize orada katılırsınız diğer podcaster adaylarıyla beraber. Evet, bugünkü bölümün sonuna geldik. Umarım hoşunuza gitmiştir, ilginizi çekmiştir. Sizi de bir podcaster olarak görmeyi çok istiyorum. Eğer sorularınız, yorumlarınız varsa lütfen aşağıda YouTube'daki komentlere yapabilirsiniz. Yani YouTube'dan izleyebiliyorsunuz. Yoksa bana yukarıda yine adresi bırakıyorum. haddinaş@özkent.co'dan mail atabilirsiniz. Eğer eğitime katılırsanız beni ayrıca mutlu edersiniz. Bütün bunları yapmıyorsanız da küçük bir ricam olabilir belki. Bir like butonuna basmak çok iyi olabilir. Çünkü o zaman YouTube algoritmaları beni daha iyi tanıyorlar. Daha fazla insana ulaşıp onların hayatlarını olumlu etkilemek konusunda daha kuvvetli hale geliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.